Seher Hanım. Seher Hanım. Buyurun. Ben yukarıda yatağın üzerine bir sürü şey bıraktım, kıyafet bıraktım. Nereden çıktılar ben onları anlamadım. Sen onları toplarsın, atarsın olur mu? Tabii tabii atarım, siz merak etmeyin. Yatağın üstünde. Yatağın üstünde, tamam. Babanları göremedim, çıktılar mı? Çıktılar. Erken gelen olursa koru da dersin. Kıymetle dolaşacağız. Derim tabii. Ay, babaannesi de buradaymış. Kim bu Seher Hanım? Oldu. Günaydın anne. Ay çok özür dilerim ben. Ağız alışkanlığı öyle. İlaçlarını aldın mı evlat? Ev değil ki zaten ev. Deli bayramı gibi her köşeden birisi çıkıyor. Düzen yok bu evde. Esma nereye? Odama gidiyorum ben. Hapis gibi zaten. Ben bir yere çıkmayayım. İlaçlarını alması lazım. Annem ne yaptı bunlar? Seher Hanım! Seher Hanım! Niye izinsiz giriyorsun içeri? Aynamı ne yaptınız anlamıyorum ki annem. Aynam nereye gitmiş benim? Ne bunlar? Her şeyin yeri değişmiş. Her şeyin yeri değişmiş. Nerede benim aynam? Ya kıyafetlerim değişmiş. Evin içinde bir sürü insan var. Tamam. Bak yemeğini yememişsin. Yemeğini ye ki ilaçlarını iç. Ne ilacı? İlaç mı? Ben hasta değilim ki. Ben hasta değilim ki. Aynam nerede benim? Aynam nerede benim? Sen bana ilaç diyorsun yani. Ay. Bak şöyle yapalım. Gel aşağı inelim. Sana yemeğini ye. Ayna. Başka birisi kim o kadın? Yaşlı kadın kim? Kim o kadın? Evin içi kalabalık. Kalabalık. Her yer burada değil çıkıyor bunlar. Bir sürü insan var evin içinde. Kim bu kadın? Kim bu kadın? Kimse değil. Kimse değil. Evdesin, güvendesin. Gel şöyle otur. Gel şöyle otur, tamam. Gel şöyle otur. Gel sakin ol, sakin ol. Korkacak bir şey yok işte. Şimdi ben sana yaşlı değilim. Tamam, gel. Geç, sakin ol. Çıksın, hiçbir şey yok. Zaten isterseniz siz çıkın bir hava alsın. Doğru diyorsun. Hadi. Hadi Gülsüm. Hadi. Tamam hadi. Abi bu şey yapalım ya. Ademlerin organizasyonunu da sonra erteleyelim. Annemi böyle bırakamayız. Onu da götüremeyiz de. Bak oğlum bizim bu saatten sonra tek yapmamız gereken şey annemizi mutlu etmek.
Tamam mı? Annemin çok güzel bir lafı var ya. Her gün dört mevsim diye. Biz annemize sadece kar, kış, kıyamet yaşatmayacağız. Ona güneşi de göstereceğiz. Vallahi güneşim neyse bilmiyorum ama yani. Benim öyle hiç iyimser olacak halim kalmadı, yemin ediyorum. Deniyoruz deniyoruz ama sürekli kendimizi kandırıyormuşuz gibi geliyor bana. Sen kendin söylemedin mi oğlum? Geçen gün. Hı? Emir'den öğrenecek çok şeyimiz var diye. O gün çocuğun söyledikleri tokat gibi geldi suratıma benim. Bak bizim annemizle ilgili yaşayacağımız her saniye çok önemli, çok kıymetli. Onu mutlu etmek zorundayız, tamam mı? Yarın sabah yine içi kıpır kıpır bir genç kız olarak uyandığında biz izin verirsek o mutluluğu bize bulaştıracak. Yarın o yemek olacak. Tamam mı? Ve gelecek. Bizimle birlikte hep beraber o mutluluğu yaşayacak. Düştüğünüz her an oğlumu hatırlayın. Biz çok şanslıyız oğlum. Annemizi öpe koklaya, ona görevlerimizi yerine getirerek bir hayat yaşama şansımız oldu. Ben bu şansı... ben bu şansımı kullanmaya devam edeceğim. Siz de bu şansınızı kullanmaya devam edeceksiniz, tamam mı?